Gumball'un aşırı sorunlu olarak görünen bu bölümü silinip tekrardan yayınlanmak zorunda kaldı. Nedenini hep birlikte videonun ilerleyen dakikalarında öğreneceğiz. Ve emin olun ki çoğunuz bu bölümü biliyor. Ama hiçbirimiz bu bölüme bu gözle bakmamıştık. Neyse, lafı daha da fazla uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. Bu bölümde Gumball'un duygularını bir öfke maskesinin arkasına gizleyerek zihinsel bir çöküntü yaşadığı, akıl sağlığı bozukluğu olan birinin bakış açısından anlatan bir bölüm bu. Bu bölümün ismi The Downer. Türkçe meali ise moral bozukluğu. Bölümün başında tüm aile bireyleri Gumball'un odasında sıraya dizilmişti. Her biri ondan farklı bir şeyler istiyordu. Ama ardından Gumball bir anda yataktayken o meymenetsiz suratını bizimkilere çeviriverdi. Ama neden? Çünkü moralim çok bozuk. Diyerekten onları başından savıverdi. Anası Gumball'a çocukcağızım neden moralim bozuk dediğinde Gumball'un cevabı bilmiyorum oldu ve devamını getiremedi. Büyük ihtimalle rahat batmış olabilirdi. Tüm aile bireyleri onu sıvazladı. Ona öğütler verdi iyi olması için. Ama Gumball suratsızlığını uzun bir süre daha korumaya devam etti. Ve en sonunda beni rahat bırakın ve buradan gidin diye bağırdı. Ve şaşırtıcı bir şekilde harbiden de herkes bir anda ortadan kayboldu. Tabii Gumball bu duruma fazlasıyla şaşırdı. Evin diğer bölgelerine gitti. Herkesi aradı ama bulamadı. Hatta bazen kendine sanki zarar vermiş gibi numara yaptı ve ilgi bekledi. Böyle yaptığında annesinin bir anda ortaya çıkıp onunla ilgileneceğini düşündü belki de. Ama düşündüğü gibi olmadı. Beklediği ilgiyi kimse gösteremedi. Çünkü dileği kabul olmuştu ve dünyadaki herkes yok olmuştu. Sonrasında Gumball bir şekilde bu durumu kabullenmeye başladı. Hatta herkesin yok olması hoşuna bile gitmiş gibi görünüyordu. Tabii kısa bir süreliğine. Sonrasında Legolarla oynayıp onlardan kurduğu şehirde kendi Godzilla rolünü aldı ve oradaki tüm masum canlıların hayatını aldı. Tabii rol icabı. Ama aslında o oyun içinde dışa vuramadığı öfkesini gösteriyordu. Her ne kadar morali iyiymiş gibi davranmaya çalışsa da içten içe bir şeyler onu kemiriyordu. Biraz rahatlamak için televizyon izlemeye karar verdi. Ama ne hikmetse televizyonda çıkan tüm şeyler hep olumsuzluk üzerineydi. Ya dünya çok olumsuz bir yerdi ya da Gumball sadece kendi kafa yapısı yüzünden sadece olumsuzluklara odaklanıyordu. Televizyon keyfi yapayım diyen Gumball'un keyfi iyice ondan uzaklaşmıştı. Kendini acilen neşelendirecek bir aktivite yapmak istiyordu ve müzik yapmaya karar verdi. Müziğin gücü herkese iyi gelebilirdi. O da bunu biliyordu. Ama başladığı bu müzik güzel ilerlerken sonrasında şarkısındaki kelimeler bile kötüleşmeye ve bu müziğin mutluluk ve neşe vermesi gerekirken nefret ve öfkeden başka bir şey vermeyen bir hale büründü. Gumball ailesinden uzaklaşmak istediğini dileyip yalnız kalmayı tercih etti. Ancak yalnızlık ve içsel karanlık zamanla onu depresyona sürüklüyordu. Duygularını bastırıp öfkeyle maskelemeye çalışsa da aslında derin bir yalnızlık ve mutsuzluk içindeydi. Kendini iyi hissetmesini sağlayacak her şeyi yapmaya çalıştı. Yemek bile yapmayı denedi. Ve en sonunda yaptı da saçma sapan bir şey olsa da. Ama masaya oturduğunda tek başınaydı. Onunla birlikte bu yemeği yiyecek ve bu anı paylaşacak hiç kimsesi yoktu. Bu yüzden her aile bireyi için bir tabak koydu masaya. Ve her birini ayrı ayrı taklit etti. Sanki diğerleriyle yemek yiyormuş gibi davranıyordu. Resmen ufaktan şizofreniye doğru ilerliyordu. En sonunda daha da morali bozuldu. Ve şöyle bir şey söyledi. Kimse fark etmedikten sonra moralin bozuk olsa ne yazar dedi Gumball ve bu sözün ardından daha da delirdi ve sokağa attı kendini. Ailesini bulamadığı için sokaktaki diğer insanlara trip atacak ve moralinin bozuk olduğunu herkese gösterecekti. Bu şekilde kendini tatmin edecekti. Ama en sonunda dışarıda da kimsenin olmadığını gördü. Tüm el moru gezdi ama Gumball'dan başka hiç kimse yoktu. Gumball tüm bunları gördükten sonra daha da kafayı yedi. Artık kendi kendine konuşmaya başladı. Bir olumsuz konuşan Gumball vardı ve bir de ben ne yapıyorum diyen Gumball. Sanki iki farklı birey bir vücut içinde çatışıyordu. Gumball baktığı her yerde olumsuzluk görüyordu. Normalde ismi Neşeli Burger olan bir hamburger dükkanının ismini Mutsuzluk Burgeri olarak görüyordu. Ve buna benzer birçok şeyi daha tam tersi olarak olumsuz bir şekilde görüyordu. Nereye baksa olumsuzluk ve nefretten başka hiçbir şey göremiyordu. Artık iyice kafayı yemiş durumdaydı. Ve tam o anda da etrafı bir karanlık sarmaya başladı. Bu karanlık her şeyi yok ediyor ve içine alıyordu. Gumball onu gördüğünde fazlaca korktu. Karanlıktan kaçmaya çalıştı. Ama sanki o karanlık Gumball'ı istiyor ve onu takip ediyor gibiydi. Gumball en sonunda eve kaçtı ama karanlık onu orada da buldu ve Gumball'ı içine aldı. Gumball artık sonsuz bir hiçlik ve karanlığın içinde gibi görünüyordu. Bölümün başında Gumball ailesinin ihtiyaçlarını reddetti ve yataktan çıkmak istemedi. Ailesi ona yardım etmeye çalıştı ancak o bunu reddetti ve Gumball'un mutsuzluğu daha da derinleşti. Evde ve kasabada yalnız olduğunu fark ettiğinde bu durum önce hoşuna gitmişti ama zamanla bu olay onun için korkuya dönüştü. Kendi kendine şarkı söyledi, yemek yaptı. Böyle şeyler
şeylerle moralini düzeltmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Bölüm boyunca Gumball'un ruh hali çevresine yansıdı ve en sonunda her şey karanlığa gömüldü. Gumball bu durumdan kurtulmak istedi. Bu karanlıktan çıkması gerekiyordu. En sonunda o günün başında ailesinin ona verdiği öğütleri hatırlamaya çalıştı. Ailesini düşündü. Kafasını olumlu bir hale getirmek için çabaladı. Ve en sonunda bir anda tüm karanlık dağıldı ve tüm ailesi geri döndü. Artık moral bozukluğu bitmişti. Ailesine tüm olanlardan bahsetti. Moral bozukluğumun uzun sürmesine izin verdim. Ve karanlık farkına bile varmadan mutlu ve iyi olan her şeyi elimden aldı dedi. Ve neyse ki babasının sözlerini hatırladığından bahsetti. Ve tüm bu karanlığı dağıtmasında bunun fayda gösterdiğini söyledi. Peki tüm bu olanlar gerçek miydi? Yoksa Gumball'un zihninde olan şeyler miydi? Bunun cevabını da bölümün sonunda anladık zaten. Tüm bu olanlar sadece Gumball'un zihninde olan şeylerden ibaretti. Kimsenin yok olduğu veya her şeyin olumsuz bir hali büründüğü falan yoktu. Sadece Gumball'un bakış açısından ibaretti tüm bu her şey. Yani tüm bölüm boyunca bizlere gösterilen şeyler depresyonun bir metaforu olarak kullanılmıştı. Sonunda karanlığın sadece onun zihninde olduğunu hep birlikte gördük. Bu bölüm hiçbir Gumball bölümüne benzemiyordu. Bu bölümü dikkatli ve anlamaya çalışır bir şekilde izlediğimizde bize bir mesaj vermek istiyor. Gumball ailesinin desteğinin hep yanında olduğunu ve yalnız olmadığını bölüm sonunda anladı. Bu bölüm depresyon ve yalnızlık temalarını mizahi bir dille işleyerek izleyicilere yalnız olmadıklarını ve destek aramanın önemli olduğunu hatırlatıyordu. Bölüm yalnızlık, depresyon ve duygusal bastırma konularını işleyerek karanlık bir hikaye sunuyordu. Gumball'un bu deneyimleri depresyonun bir bireyin dünyasını nasıl etkileyebileceğini metaforik bir dille bizlere anlatıyor ve sonunda yalnız olmadığımızı hatırlatıyordu. Yalnızlık insan ruhunun en eski yol arkadaşıdır. Modern dünyada her ne kadar teknolojinin ve toplumsal bağların bizi bir araya getirdiği iddia edilse de insanın içsel yalnızlığı bazen tüm bu gürültünün içinde daha da belirgin hale geliyor. Gumball dizisinin bu bölümü ise yalnızlığın ve depresyonun bir bireyin algısını nasıl şekillendirdiğine dair çarpıcı bir alegori sunuyor. Gumball'un dileği dış dünyadan tamamen soyutlanmak. Ona yük gibi gelen bağlantılardan kurtulmaktı. Ancak bu dilek derin bir gerçeği açığa çıkardı. İnsan yalnızlığın arayışında bile aslında başkalarının varlığına tutunur. Ailesiyle olan ilişkisi onun için bir yük gibi görünse de bu bağlar olmadan kendi varoluşu anlamsızlaşır. Bu durum 20. yüzyılın varoluşçu filozoflarının sıkça işlediği bir temayı akla getiriyor. Başkaları cehennemdir. Ancak aynı zamanda başkalarının yokluğu da bir cehennemdir. Sartre'nin bu paradoksu insanın hem toplumsallığına hem de bireyselliğine dair derin bir çatışmayı ifade ediyor. Hikayede karşımıza çıkan karanlık yalnızca çevredeki fiziksel bir durum değildi. Bu Gumball'un kendi zihninde büyüttüğü ve tüm dünyasını etkisi altına alan bir metafordu. Bu depresyonun nasıl bireysel bir algıyı dönüştürdüğünü ve bir insanın dünyayı algılayışını nasıl çarpıttığını gösteriyor. Burada Nietzsche'nin ünlü sözünü hatırlamak yerinde olacaktır. Eğer bir uçuruma yeterince uzun süre bakarsanız, uçurum da size bakar. Gumball'un bu bölümdeki ruhsal çöküşü onun karanlığa karşı direnmeyi bırakıp teslim olmasıyla derinleşir. Ancak bölüm aynı zamanda umut dolu bir mesaj da içerir. Gumball ailesinin sevgisi ve desteğinin her zaman yanında olduğunu fark eder. Bu varoluşsal yalnızlık içinde bile insanın çevresindeki bağların değerini görebileceğini gösterir. Tam burada Viktor Frankl'in İnsanın Anlam Arayışı adlı eserinde dile getirdiği bir fikri hatırlayabiliriz. Hayatta anlam bulmak, insanın acılarına katlanmasını mümkün kılar. Gumball'un ailesine olan sevgisi onun karanlığı aşmasına ve yeniden ışığı görmesine olanak tanıdı. Son olarak bu hikaye bize şunu hatırlatmalı bence. İnsan kendi duygularına karşı dürüst olmalı ve maskelerin ardına saklanmamalı. Öfke çoğu zaman üzüntünün bir yansımasıdır ve bu duyguyu bastırmak yerine anlamak insanın ruhsal iyileşme yolunda ilk adımıdır. Gumball'un bu bölümü hepimize şu soruyu soruyor bence. Karanlık gerçekten dış dünyada mı? Yoksa sadece zihnimizde büyüttüğümüz bir gölge mi? Bunun cevabını hepinizden yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Umarım videoyu bu noktaya kadar izlemişsinizdir. Neyse bu bölümün de sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarzdaki videoların devamlılığını istiyorsanız yorumlarda gelsin veya gelmesin de yazın arkadaşlar. Ve hepinizden tek bir isteğim var. Sadece 2 saniyenizi arayıp video like atmanız ve kanala abone değilseniz de abone oluvermeniz. Abone olmakla birlikte 2 istek oldu ama umarım siz de benim bu dileğimi yerine getirirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Artık lafımı daha da fazla uzatmadan bir dahaki içeriklere görüşmek üzere. Hoşça kalın.